Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir pazar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Dün çok güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. İlaç gibi geldi. Gerçekten Trabzonspor takımımızın isteği, arzusu. Özellikle bir önceki maçlara baktığımızda daha diri bir Trabzonspor takımı vardı. Bu ileriye dönük de bize güzel mesajlar verdi. Şimdi haftaya Göztepe, daha sonra içeride Fenerbahçe maçı var. Ve sakat oyuncularla alakalı bir açıklama geldi. Maç sonu çok kritik ve çok flaş açıklamalar var. Şenol Güneş'ten bence inanılmaz flaş bir açıklama geldi. Yani daha biraz Abdullah Avcı'nın bıraktığı takımda sıkıntılar olduğunu biz burada defalarca kez konuştuk. Şenol Hoca tabii ki de meslektaşı Abdullah Avcı. Onu biraz da koruma adına bazı şeyleri konuşmuyor. Ama dün de artık bir yerde bir detay açıkladı ki yani her zaman konuştuğumuz o detayı Şenol Güneş ilk defa konuştu arkadaşlar. Maçtan sonra transfer açıklaması var ve maçta bir iki tane instantane var. Bunlarla beraber de videomuzu tamamlayacağız. Sizlerden videomuzu beğenmenizi ve bizi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle maçı konuşalım birazcık. Sonra çok önemli detaylarım var, onları konuşacağım. Dün Trabzonspor takımı özellikle ilk yarıda, hani daha önceki hocamız bizi geriye yasladılar diyor ya, biz dünkü maçta Başakşehir'i özellikle ilk yarı geriye yasladık. Başakşehir'in topu kapayım hızlı oynayayım düşüncesini tamamen Şenol Güneş'in her alanda baskısıyla beraber düşürdük. Kaptığımız toplarla da o topu kolay kaptırmamaya çalıştık. Bir önceki maçta çok rahat top kayıpları yaşıyorduk. Hatta Şenol Güneş istatistik yapmış. 70 tane basit. Bakın belki daha fazla basit diyor. 70 pas, basit pas hatası var ya, inanılmaz büyük bir takıma göre. Skandal bir durum. Yani amatör kümede bile 70 tane pası böyle basit top kaybı göremezsin arkadaşlar. Artık herkes alıveri yapıyor çünkü. Ve buradaki detay çok önemliydi. Bu maçta oyunculardan ben şunu gördüm. Şenol Güneşli de eski oyuncusuyum zaten. Şenol Hoca'nın özellikle idmanlarda topu dikine oynamamızı ve kaptırdığımız yerde 3 saniye 5 saniye 3-5 saniye içerisinde kaptın kaptın kapamadın hemen yerleş modundadır. Ve ben dün bunu net bir şekilde, hani geçmişe dönük dejavu mu diyelim artık bilmiyorum. Geçmişe dönük de gözümün önüne geliyor bazı sahneler. Yani bizim yaptıklarımızı takımdan istediğini görüyorum. Dün mesela 2 tane stoperi oynatmadı. Mendy ve Lundstrom'u koydu. 2 tane 6 numarayla dün maça çıktı. Çok radikal de bir karardı. Serdar Saatçı'yı kenarda bekletti. Zaten Batagov niye yok arkadaşlar? Bu hepimiz için merak konusu. Zamanında da bu tarz çok fazla oyuncu geldi buraya. Ama bir türlü oynamadan, oynatamadan gönderdiğimiz isimler var. Şimdi Batagov'u oynamıyor. Bence en ihtiyacımız olan maç bu maçtı bir stoperi. Bu maçta Batagov oynamadı. Belki de stoperimiz olsa belki daha önde oynayabilecektik ve daha önde oynadığımız için de belki daha iyi baskılar yapabilecektik. Ozan Mendy, Okay Mendy ile orta sahada belki daha iyi bir performans sergileyecektik. Evet, Mendy çok iyi bir performans sergiledi dün. Geldiğinden bugüne en iyi stoper performansını sergiledi. Net söylüyorum. Koşuya cevap verdi. Arkaya atılan toplarda cevap verdi. Hava toplarını aldı. Birebirlerde iyiydi. Topla driplingi iyiydi. Topu oyuna çok iyi soktu. Dün dışarıdan baktığımda ilk defa Mendy ile alakalı stoper mevkisinde 4-4'lük diyebilirim sizlere. Ama bence takımın en tempolu, en dinamik ve en dirençli oyuncusu Mendy. Ben Mendy'nin hala ısrarla baba iki tane stoperi çakarsan ön tarafta Mendy'nin daha iyi işler yapacağını düşünen bir kardeşinizim arkadaşlar. Tabii ki Abdullah Hoca varken Mendy stoperde oynadığı zamanlarda eleştirdiğimiz zamanlar oldu. Şimdi Şenol Güneş'te de oynuyor. Mecburiyetten oynatıyorum diyor Şenol Güneş ama Mendy de bu maçta gerçekten çok iyi top oynadı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi top oynadı. Dün canlı yayınımda da söyledim. Biz bugün dün yenilseydik biz arkadaşlar, Allah korusun yenilseydik, biz bugün şunu konuşacaktık. Abdullah Avcı'nın yaptığı hataları hocam yapma. Serdar Saatçı'yı niye aldın diyecektik arkadaşlar. Bu futbolda böyle abicim. Eğer bir teknik direktör radikal kararını aldı, sahaya koydu, kağıt üzerinde masada sahada tuttuysa susarsın. Abicim ama hoca böyle bir tercihte bulundu. Şenol Güneş ve Şenol Güneş'in tercihi tuttu. Şu an herkes alkışlayacak abicim. Yapacak bir şey yok. Ama tutmayabilirdi. Hoca büyük bir risk aldı. Şenol Güneş boşuna 1000 tane maç oynamadı. Şenol Hoca boşuna 1000 tane maç oynamadı. Görüyoruz hepimizden daha iyi bildiğini, hepimizden daha tecrübeli olduğunu, tercihlerinin ne kadar doğru olduğunu bana bir kez daha göstermiş oldu Şenol Güneş. Açık söyleyeyim, maçtan önce kadroyu gördüğümde arkaya yaslandım, yandık dedim.
bu Lusta markaya atılan toplarda nasıl koşacak dedim. Manly zaten rakibini uzak oynuyor dedim ama abicim nasıl bir idman yaptırttıysa bu ikiliye milli takım arasında, yani sanki 40 yıldır beraber oynuyorlar gibi bir görüntü verdi. Ve burada da Şenol Güneş'in büyük bir faydası vardı takıma. Bakın şimdi maç sonu değerlendirmelerini yapacağım ama Banza ile alakalı gol atı attı, attı atamadı abi. Şöyle oldu böyle oldu diyen arkadaşlarımız da oluyor. Görüyorum, duyuyorum, yazıyorsunuz. Müthiş bir mücadele. Savaşçı ruhunu çok iyi gösteriyor. Bu adama sen topu götüreceksin, bu adam golü atacak. Biz o topu götüremedik. Bu adama topu götüremediğimiz için de o golü bulamadık arkadaşlar. Dün Eren asistini yaptı. Kardeşimiz bunları inşallah çoğaltır. Orada çok önemli bir detay var. Bilmiyorum gözünüzden kaçtı mı kaçmadı mı. Eren asistini yaptı. Vizca çok güzel bir vuruş yaptı. Kalecinin çıkartma şansı zordu. Yakın mesafeydi. Dokunsa da zor bir toptu kaleci için. Müthiş bir zamanlama gelişine yapıştırdı. Ve gol sevincinde Eren'in ayağını aldı Vizca. Ayağının tozunu sildi. Yani inanın biz burada konuşuyoruz ya. Ya sol bekimizin, sağ bekimizin asist yapması lazım. Önde daha çok hareketli olması lazım. Ya burada... Kim mesaj? Vizca ayağının tozunu sildi. Yani ben sana demiyor muyum demiştir. Dedi yani. Mutlaka bak Eren. Sende bu potansiyel var. Şenol Güneş de aynı şekilde çekecek bugün yarın. Diyecek ki Eren bak kardeşim. Sende bu potansiyel var. Sol çizgiye girdiğinde bu topu görerek kes. Bu atağı bitir. Ortalarını bizimle buluştur. Bak dün Vizca'nın gol sevincindeki kutlamasındaki ayağının tozunu silmesi, ayakkabının tozunu silmesindeki mesaj çok derin. Bu mesajı almışsınızdır diye düşünüyorum ve bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunu önemli bir detay olarak düşünüyorum ben. Çünkü takım içinde de bunlar konuşuluyor. Ya ben futbolcuyken demiyor muyum mesela 8 numaranın 6 numaranın gol atması gerekiyor. Beklerin çıkması gerekiyor. Benim 2 tane veya 3 tane maçta mutlaka gol atmam gerekiyor. Yani bir stoper tamam topu kesecek ama senede gidecek 1-2 tane de maç alacak sana. Herkesin durduğu bir yerde çıkacağım, çat koyacağım kafayı, maçı kazanacağım. Bunların hesabını kitabını biz yaparız. Kadro yazıldığında sağ bekimden 4 asist, sol bekimden 6 asist diye yazar çizersin arkadaşlar. Dün başkan ellerini başının altına aldı. Ve isyan etti golden sonra. Ağladı adam ya. Adam patlama yaşadı dün golden sonra ya. 90+3'te golden sonra zıplarsın, oley yaparsın. Adam arkadaşlar, adam kendisini yırtacak. Ceketini, gömleğini yırtacak. Adam stresten perişan olmuş yani başkan. 90+3'te gelen gol. Bu skora çok ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Bu skora hepimizin ihtiyacı vardı cami olarak. Ve başkanın da dünkü gol sevincini gördünüz diye düşünüyorum. Adam isyan etti ya. Ya yeter artık dedi, ellerini böyle yapa yapa yani bıktı adam artık, yani bir sonuç gelmesi gerekiyordu. Ki dünkü oyun sonucu getirebilecek bir oyundu. İlk yarı özellikle çok iyi oynadığımız dönemler var. O dönemlerde gol atamadık. Dün canlı yayınımda konuştum. Twitter'da da yazdım. Hoca maçtan sonra da aynı şeyleri söyledi. Bakın şu da çok önemli bir detay. Şenol Güneş tecrübeli bir teknik adam. Oldu bittiye getirmez hiçbir işi. Diyor ki bir çiçekle yaz gelmez. Bir çiçekle yaz gelmez, havaya girmeyin. Kimse havaya girmesin dedi Şenol Güneş. Bakın bu çok önemli bir detay ha. Ya başka bir teknik direktör olsa şunu söyleyebilirdi. Evet kazandık, takım efsane, uçuyoruz kaçıyoruz deyip geçebilirdi abi. Arkadaşlar teknik direktör Şenol Güneş yere basıyor. Diyor ki bir çiçekle yaz gelmez dedi. Bu çok önemliydi. Bu galibiyetin morale ve güvene ihtiyacı vardı. Ve bu galibiyet o güveni bize, morali bize kısmen de olsa biraz da olsa verdi. Başakşehir iyi bir takım. Bizim yerli oyuncularımız zaten bu maçın önemini biliyor. Yabancı oyuncular da puan durumunu, takımın içindeki oyuncuları, camiası hani biraz tabii ki de taraftar kitlesi az olsa da puan durumu ligin üstünde olan bir takıma karşı daha iyi bir motive olduklarını gördük. Bu 90+3'te gelen gol, yani 5-0 maç bittiğini düşünün arkadaşlar. İnanın bana 90+3'te gelip yendiğin maçtaki kenetlenme, oradaki güven, özgüven daha başka. Ya maç daha bitmeden oyuncuların o özgüveni aldığını gördük. Daha maç bitmeden arkadaşlar, daha maç bitmeden Trabzonspor takımımızın oyuncuları 90+3'te gol attı, 90+5'te gole gidiyor, 90+6'da gole gidiyor. Şenol Güneş diyor ki kızdım diyor, taç atacak hızlı hareket ediyor, yavaş dedim diyor, zaman geçir dedim diyor. Duygularına yenik düşüyor. Oyuncu grubu istiyor. Oyuncu grubu gerçekten istiyor arkadaşlar ve burada 90+4, 5, 6 hala 1-0'da geri yaslanmayıp önde baskı yapan, önde hareketlenen Ozan Tufan'ın dakika 90+5'teki deparını gözünüzün önüne getirin. Hala isteyen bir takım söz konusuydu ve burada Trabzonspor takımımızı tebrik ediyorum arkadaşlar.
İyi bir moral oldu. 90+3'te gelen gol her şeye bedeldir. Her şeye bedeldir arkadaşlar. Takım içerisinde inanın içeride kutladılar, birbirlerine sarıldılar, küsle arası soğuk olan adam elini attı ona, o ona yemek verdi, o ona su verdi. Yani masör geldi ötekinin ayağına buz koydu, öteki arkadaşının sırtını sildi, soyma odasını gözümün önüne getiriyorum. 90+3'te atılan gol arkadaşlar yani tadından yenmez, tadından yenmez. Müthiş bir galibiyet oldu, tebrik ederim. Oyuncular yavaş yavaş daha hazır hale geliyor dedi teknik direktörümüz. Daha hazır hale geldiklerinde daha iyi oyun, daha iyi oyuncular göreceksiniz dedi teknik direktörümüz. Başkan için heyecanlı, stresli ve üzülüyor. Ona bir şey olsun istemiyorum. Sonuçlar gelmediğinde morali bozuluyor. Ekonomik olarak da bakılıyor. Eksik olan mevkilerimiz var. Transfer için ekonomik tabloyu da oluşturarak bir transfer politikası yapacağız dedi. Bir planlamamız var dedi Şenol Güneş. Trabzonspor takımımız transferle alakalı da Şenol Hoca'nın özellikle 4 mevkide transfer istediği var. Flaş bir açıklama yaptı Şenol Güneş. Gene transferde alacağımız oyuncular var dedi. Tabi içeride bir rapor hazırlanıyor. Transferde bakalım stoper, santrofor, 1.8 ve 1 kanat oyuncusu istiyor Şenol Güneş. Ve bu oyuncular üzerinde de çalışma devam ediyor. Takımımızda bundan sonraki Göztepe deplasmanı çok kritik. Onu da göreceğiz inşallah. Bakın bence gecenin flaş, bomba açıklaması. Gecenin en büyük bombası. Şenol Güneş takımda bazı alışkanlıklar var. Tacı bile geri atıyorlar. Sonra onu kazanmak için uğraşıyoruz. Arkadaşlar yani 2 senedir Abdullah Avcı'yla çalışıyoruz ve Şenol Güneş'in ilk defa bizim haftalarca, aylarca, yıllarca konuştuğumuz o durumu Şenol Güneş artık konuştu. Koruyordu. Abdullah Avcı'ya bir şey olmasın. Aman yüz yüze bakıyoruz. Aman Abdullah Avcı şöyle böyle hani demeyim diye düşünürken arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu oldu. Diyor ki takımda bazı alışkanlıklar var. Şenol ya Abdullah Avcı diyor ki burada bir alışkanlık var. Burada bir hastalık var. Bunu ben değiştiremedim dediği hastalık bu. Geriye, boşken geriye. Oyuncular öne doğru oynamayarak rakibe zaman kazandırdı. Zaman kazandırdığı zaman da rakip daha rahat defansına oluştu, oturdu. Ve biz burada pozisyon üretmekte hep zorlandık. Ve Şenol Güneş diyor ki Taç'ı bile geri oynuyor diyor. Ya Taç geri oynanmaz. Taç'ı çok rahat bir pozisyon olur. Kendi sahanda olursun Taç'ı öne geri oynasın. Ama genelde orta sahada, orta sahanın önünde o Taç geri oynanmaz. O Taç'ı atacaksın. Atacaksın orada kapmaya çalışacaksın. Eğer adamına buluşturamıyorsan o havadaki topu kapmaya çalışman lazım. Şenol Hoca bunu ilk defa itiraf etti. Bana göre gecenin bombası. Bu zihinsel bir durum diyor. Beyinleri içinde bu. Bu alışkanlığı çıkartmak da öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Oyuncular hep alışmış. Kaybetmeyeyim. Aman geri oynayayım. Aman yana oynayayım. Burada Şenol Güneş de böyle bir itirafta bulundu. O tip sorunlarımız olduğu için topu kazanamıyoruz. Ama basit kaybediyoruz dedi. Bir çiçekle yaz gelmez. Bu galibiyet iyi oldu. Çok olumsuz değilim ama şu anki durumumuzda iyi olduğunu söyleyemem diyor. Hala temkinli abi. Frene bastı arkaya yaslandı. Hala şu maçta bu kadar hani rakibe net pozisyonlar vermediğimiz bir yerde bir tane Uğurcan Çakır'ın çıkarttığı pozisyon var. Offside'dı. Offside olduğu için pozisyon sayamıyoruz. Bir tane yediği gol var kalecinin hatalı. Onun dışında bir tane kafa vuruşunun dışında ben pozisyon hatırlamıyorum. Bir tane pozisyon dışında hatırlamıyorum. 90 dakika bu kadar iyi işler yapmış bir Başakşehir takımı bizim önümüzdeki Başakşehir takımına bence iyi bir futbol oynadık ve herkes 11 için iyi olmalı. Bugün hem biz hem seyircimiz moral buldu ve çok sevindim. Yeniden yapılanma içerisindeyiz dedi. Bu da çok önemli bir durumdu arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Elimden geldiğince değerlendirmelerimi yaptım arkadaşlar. Trabzonspor takımımız dün çok güzel bir galibiyet aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ederim. İhtiyacımız vardı. İlaç gibi geldi. Bunun üzerine koya koya gideriz bundan sonra. Hiç değilse ben şunu gördüm. Daha diri bir Trabzonspor takım var. Daha güçlü bir Trabzonspor takım var. Oyuncuların özgüveni geldiğinde neler yapabileceğini, potansiyelini gösterdiği bir Trabzonspor takım var. Çok iyi transferler var demiyorum. Güç, kuvvet, fizik ve mental aşılamayla beraber tabii ki de bu takım Anadolu takımları üzerine bir üstünlük kuracak kadar kaliteli. Yani burada şimdi ben Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fener'in kurduğu takıma baktığımda bizim kalite kadromuz düşük. Düşük abi parasına göre buysa bu ama düşük. Yalnız fuzuli yapılan çok fazla transfer var. Çok fazla fuzuli transfer var. Burada kesinlikle yönetim kurulu Ertuğrul Doğan'a, Abdullah Avcı eleştirileri var. Scout ekibi ben oyuncuları sunuyorlar onlara bir şey demiyorum. O
Oradakinin kapasitesi belki odur. Scout ekibinin kapasitesi odur ve oyuncuları buna sürüyordur. Yetersiz görüyorsan scout'ını değiştirirsin. Burada yetersiz görüyorsun, hocayı değiştiriyorsun. Yetersiz görüyorsun, masörü değiştiriyorsun. Herkes değişir burada. Yetersiz başkan, sonuçlar gelmezse başkanı değiştireceksin. Sadece bu iş ekonomi olmaz. Ama inşallah her şey daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese güzel bir pazar olsun. Allah'a emanet olun.